Merhaba arkadaşlar. Ben Edebiyat Öğretmeni Sülya Şenkul. Bugünkü dersimizde isim konusunu öğreneceğiz. İsim kelimesi Arapça bir kelimedir. Bunun Türkçesi ise addır. Ama isim kelimesini ne yapıyoruz? Daha çok yaygın olarak kullanıyoruz. Aslında ad Türkçe, onu kullanmamız gerekiyor ama duyulan, alışılan isim olduğu için daha çok isim kelimesi kulağımıza geliyor. Biz de yine bugün yerine göre ad, yerine göre isim diyerek dersimizi işleyeceğiz. Evet, gelelim öncelikle isim nedir? İsmi bir tanımlayalım bakalım. İsim, varlıkları, kavramları, durumları karşılayan sözcüklerdir. Yani her varlığın bir ismi vardır. Şimdi bakın, burada birçok resim görüyorsunuz. Ne var? Adam var, çocuk var, köpek var, ev var. Burada bir tane, iki tane, pardon, çilek var. Şimdi bütün bu saydığımız kelimeler birer isimdir. Yani bu varlıkların isimleridir. Ben çilek dediğimde bunun adını söylemiş oluyorum. Ya da çocuk dediğimde adını söylemiş oluyorum. Veya işte adam dediğimde adını söylemiş oluyorum. İsimlere mek, mak, eki getirilemez. Ben tutup da burada evmek diyemem. Ya da çilekmek diyemem. Çocukmak diyemem. Evet, isimleri kendi içerisinde gruplandıracağız. Biz isimleri kendi içerisinde 3 grupta inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi, yani birincisi, varlıklara verilişine göre isimler. Evet, neler var burada? Özel isimler ve cins isimler var. Yani bunları kendi içinde de iki gruba ayıracağız. İkincisi ise, isimlerden genel olarak ikincisi ise, varlıkların sayılarına göre isimler. Bunlar da kendi içerisinde, bakın, tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olarak üçe ayrılacak. Ve üçüncü grubumuz, varlıkların oluşuna göre isimler. Bunlar da kendi içerisinde somut isim ve soyut isim diye alt başlıklara ayrılacak. Gelin şimdi buradaki başlıklarımızı tek tek tanıyalım. Örneklerle de konumuzu pekiştirmeye çalışalım. İlk olarak varlıklara verilişine göre isimleri biz ne yapmıştık? Özel isim ve cins isim diye iki gruba ayırmıştık. Şimdi burada özel isim ne demek? Özel isim bir tür içinde sadece tek bir varlığı karşılayan sözcüklerdir. Yani tek olan, diğer varlıklar içerisinde tam bir benzeri bulunmayan varlıkların verilen isimlere biz ne diyeceğiz? Özel isim değil, özel isim diyeceğiz. Peki gelelim cins ismi. Cins isim aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins isimdir. Mesela ben burada bir resim görüyorum. Nedir bu? İnsan. İnsan dediğim zaman bir sürü insan var. Demek ki bu tüm insanların adını kapsıyor. Yani hepsinin genel adını kapsıyor. O zaman bu nedir? Bu bir cins isimdir. Peki burada bakın, Mustafa Kemal dediğim zaman bu özel isimdir. Niye? Çünkü ona benzeyen başka Mustafa Kemal yok. İsmi sadece kendisine özeldir. Devam edelim. Bakın burada bir kedi var. Kedi dediğimiz zaman ne olur? Cins isim olur. Ama bu tatlı kediye ben bir isim verirsem ve ona Pamuk dersem, o zaman bu ne olur? Artık onun kendi adıdır ve o zaman özel isim olur. Yani kendi verdiğim isimle ne yaptım? Ben ona özel bir isim vermiş oldum. Yine burada ne görüyorsunuz? Bir kuş görüyorsunuz. Şimdi ben kuş dersem yine ne olur arkadaşlar? Cins isim olur. Çünkü bir sürü kuş var. Kuş cinsinin tamamını kapsayan bir isim olur burada. Ama ben buna bir isim vererek seslenirsem, tıpkı yukarıda olduğu gibi, bu kuşa ben maviş dersem, ne kadar güzel rengi var değil mi? Maviş dersem o zaman da bu özel isim olur. Çünkü artık onun kendi ismidir ve sadece ona aittir. Evet, devam edelim. Bakalım, burada bir şehir görüyorsunuz. Ben buna şehir dediğim zaman tüm şehirleri kapsar. Bir sürü şehir var. Yani şehir kavramının adını kapsar ve ne olur? Cins isim olur. Ama ben buna Tokat dersem, kendi memleketimizin adı olur. O zaman başka Tokat olmadığına göre ve tek olduğu için ne olur adı? Özel isim olur. Evet, devam edelim. Yine burada kitap dediğiniz zaman ne yapar?
tüm kitapların, kendi türü içindeki tüm kitapları karşılar ve ne olur? Kitap burada cins isim olur. Ama ben eğer kaşağı dersem, Ömer Seyfettin'in bir hikaye kitabının adı olduğu için, bir hikaye kitabını belirttiği için ne derim? Buna artık ben özel isim adını veririm. Evet, bazı sözcükler yerine göre özel isim ya da cins isim olarak kullanılabiliyor. Örneklerle açıklayalım. Şimdi ben bu bölge kayalarla çevrilmiştir dediğim zaman buradaki kaya nedir? Cins isimdir. Çünkü genel kendi gibi olan türden varlıkları karşılamıştır. Bir başka örneğe bakalım. Burada kaya bugün okula geç kaldı dediğim zaman, bakın yine kaya kullandım ama burada bir insanın, bir kişinin, bir öğrencinin adı yerine kullandığım için ne olur burada kaya? Özel isim olur. O zaman ne yapıyoruz? Sözcükleri cümle içerisinde kullanırken dikkat ediyoruz. Yerine göre özel olan, cümlede gelişine göre, yerine göre cins isim olarak da ne yapılabiliyor? Örneklerde de gördüğünüz gibi kullanılabiliyor. Evet, geliyoruz varlıkların sayısına göre isimlere. Bu isimler de kendi içerisinde gruplara ayrılıyordu. Az önce saymıştık. Şimdi bunlardan birincisiyle başlayalım. Neydi? Tekil isim. Tekil isim bir sözcük sayıca tek bir varlığı karşılıyorsa biz buna ne diyoruz? Tekil isim diyoruz. Yani bir tane olacak. Bakalım örneğimize. Örneğimize ne görüyorsunuz? Bir tane çiçek. Şimdi ben burada çiçek dediğimde görüntü ve sayı olarak da bir tane çiçek olduğuna göre o zaman bu nedir? Tekil bir isimdir. Gelelim ikincisine, çoğul isim. Çoğul isim birden fazla, yani sayıca birden fazla varlığı karşılayan isimler olacak ve bir özelliği var çoğul ismin. Tekil isimlerin sonuna lar eki getirilerek yapılacak. Yani ben çiçek dediğimde tekil olacak ama bakın burada iki tane çiçek var ve tekil ismin sonuna lar ekini getirdim. Ne yaptım? Çiçekler çiçekti, çiçekler yaptım ve dolayısıyla tekil isim burada ne oldu? Çoğul isim dönüşmüş oldu. Varlıkların sayısına göre isimlerden üçüncüsü ise topluluk ismidir. Bu isimlerde çoğul eki almadan birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturduğu grupları karşılayan isimlerdir. Yani topluluk ismi dememizin nedeni yapacağı tekil görünmesi ama içerik bakımından, yani anlam bakımından çoğul olmasıdır, çoğulu karşılamasıdır. Yine çiçekle örnek vermeye devam edelim. Bakın burada ne var? Daha fazla çiçek var ve bir demet haline getirilmiş. Ben buna demet dediğim zaman bu ne olur? Topluluk ismi olur. Buket de dersem yine demet yerine buket de diyebilirim. Yine ne olur? Topluluk ismi olur. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane ise tekil, iki ya da daha fazla ise çoğul, çok çok daha fazla bir grup haline gelmişse ne kabul ediyoruz? Topluluk ismi kabul ediyoruz. Devam edelim. Bakın yine bir başka örnek. Burada çok tatlı bir kuzu var. Kaç tane kuzu var? Bir tane. Ben kuzu dediğim zaman bu tek olduğu için sayıca bir tekil isimdir. Ama burada şimdi ne görüyorsunuz? İki tane kuzu var. Yine ne yaptım? Tekil ismin sonuna lar ekini getirdim ve kuzu kuzular oldu. Çünkü niye? Bir taneydi. İki tane oldu. Fazla sayısı arttı. Çoğullaştı. Çoğul isim oldu. Buraya bakalım. Bakın daha fazla kuzu var. Buna da ne diyeceğim? Sürü. Yani bir topluluğu, bir grubu içerisine almış olacak. Ve bu isme de ben ne diyeceğim? Sürü, topluluk ismi. Evet, bakalım. Burada bir tane ağacımız var. Bakın yine bir tane. Tek. Tek olduğu için ben buna ne diyeceğim? Tekil isim. Burada ne var? İki tane ağaç var. O zaman yine tekil ismin sonuna lar ekini getireceğim ve ağaçlar diyeceğim ve ne olacak? Tekil isim çoğul isme dönüşmüş olacak. Bakın burada da birden fazla, daha çok ağaç var. O zaman buna ne diyeceğim? Bir grup, bir topluluk oluşturduğuna göre orman diyeceğim. Ve orman ne olmuş olacak? Tabii ki topluluk ismi olmuş olacak. Şimdi burada tek tek kelimelerden, isimlerden gittik. Gelin bu konuyu biraz da iki cümleyle, örneklerle yine pekiştirmeye çalışalım. Cümle üzerinden gitmeye çalışalım. Şimdi bir cümlemiz var. Annem halıları yıkamacıya verdi. Buradaki isimlerin tekil mi, çoğul mu, topluluk mu olduğuna beraber bakalım. Şimdi burada annem ismi bir tane. Annem nedir? Tekildir. Ama halılar dediğim zaman cümlede halılar, bakınlar çoğul ekini almıştır ve bu nedir? Çoğul bir isimdir.
İkinci bir cümlemize bakalım. Bu cümlemize ne var? Kırtasiyeden bir düzine boyama kalemi aldı. Şimdi kırtasiye bir isimdir. Herhangi bir çoğul eki, larlar eki almamış. Bir topluluk da belirtmiyor. O zaman ben buna ne diyeceğim? Bu tekil isimdir diyeceğim. Ama kırtasiyeden ne almış? Bir düzine. Düzine nedir? Daha kalabalık bir grup. O zaman buna da diyeceğim ki bu bir topluluk ismidir diyeceğim. Evet, şimdi bir sözcük cümleye göre yine ne yapar? Tekil, çoğul, topluluk olarak kullanılabilir. Tıpkı özel ve cins isimde olduğu gibi. Burada da sözcükler cümledeki gelişine göre tekil, çoğul, topluluk olarak kullanılabiliyor. Şimdi bunu açıklayalım örneğimizle. Şöyle bir cümlemiz var. Sınıf güzel temizlenmişti. Buradaki, bu cümledeki sınıf kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Burada sınıf güzel temizlenmişti derken, temizlenen şey nedir? Sınıf. Yani dört duvardan oluşan bir yeri kastediyor bize. Ve tekil, herhangi bir ek almamış. Larlar eki almamış. O zaman buradaki sınıf, bu cümlemizdeki sınıf tekil bir isimdir. Tekrar bakalım. Yine sınıf var. Sınıf yarışmada birinci oldu. Şimdi bu cümledeki sınıfa baktığınız zaman yarışmada birinci olan bina değil, içindeki öğrenciler. Yani burada neyi kastediyor? Orada yaşayan öğrencileri kastettiği için nedir? Bir topluluğu kastediyor. Dolayısıyla sınıf burada topluluk ismi olarak kullanılmıştır. Bir üçüncü örneğe bakalım. Burada da sınıflar tek tek boşaltıldı derken, bakın sınıf larlar çoğul ekini almış ve ne olmuş? Sınıflar olmuş. Yine nedir? Çoğul isimdir diyebileceğiz. Demek ki bir isim cümlede kullanıldığı yere göre, bakın, tekil, çoğul, topluluk olması bakımından ne yapılıyor? Farklılık gösterilebiliyor. Şimdi sevgili öğrencilerimiz, şöyle bir kuralımız daha var. Topluluk ismine larlar eki geldiği an artık çoğul olur. Şimdi bu da aslında farklı şekillerde, farklı yerlerde, farklı şekillerde karşınıza gelebilir. Ama bunu öncelikle şöyle söylemek istiyorum size. Biz topluluk ismi, mesela orman, orman bir topluluk ismi. Bunu çok karıştırıyor öğrenciler. Diyorlar ki hocam orman dediğimde topluluk ismi. Ama ormanlar dediğim zaman yine topluluk ismi mi oluyor? İşte biz bu kurala göre diyoruz ki topluluk ismine larlar eki geldiği zaman bu artık çoğul isim oluyor. Ya o zaman diyeceksiniz ki nasıl olacak hocam? Şöyle diyebiliriz. Şimdi orman dediğimde bir topluluk ama ormanlar dediğimde birden fazla ormanı kastediyorum. Bu nedenle biz artık çoğul isim, topluluk isimleri çoğul eki aldığı zaman buna diyoruz ki bu artık çoğul isme dönüyor. Ha bunun farklı kullanımı var mı? Var. Bazı kaynaklarda da yine bunu hiç değiştirmeden topluluk ismi olarak alındığı da vardır, görülmektedir. Ama sınavlarda, özellikle gireceğiniz TYT sınavlarında buna dikkat edin. Çünkü burada özellikle topluluk isimlerinde larlar eki varsa bunlar çoğul isim olarak kabul ediliyor. Burada da ayrı bir bilgi vermiş olalım size. Evet, devam edelim. Şimdi varlıkların oluşuna göre biz isimleri az önce ne dedik? Yine ikiye ayırdık. Bunlardan birincisi nedir? Somut isim. Şimdi somut isimle önce onu açıklayalım. Beş duyumuzdan en az birisiyle hissedebildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere biz ne diyeceğiz? Bakın, somut isim diyeceğiz. Peki nedir bu beş duyumuz? Bakın burada resimlerini görüyorsunuz. Görme, duyma, ne var burada? Tatma. Bakın burada ne var? Koklama ve hissetme. Beş duyu organı deriz. Yani beş duyumuz var. Şimdi biz bunların biriyle algılayabiliyorsak eğer, yani görebiliyor, duyabiliyor, tadabiliyorsak ya da dokunarak hissedebiliyorsak veya koklayabiliyorsak o isimler ne olacak? Somut olacak. Ama bu duyularımızla, yani beş duyu organlarımızla algılayamıyorsak o zaman bu isim ne olacak? Tabii ki soyut isim olacak. Varlıkların zihin yoluyla anlayıp duyu organlarımızla algılayamadığımız isimler ne oluyor? Soyut isim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biz soyut isimleri ne yapıyoruz? Akıl yoluyla varlığını algılıyoruz ama duyularımızla bunları algılayamıyoruz. Örneklerle açıklamaya çalışalım. Şimdi burada bir ses. Bakın, bir hoparlör, bir kulak duyuyorsunuz ve kelimemiz ses. Ben sesi duyduğuma göre, bunu duyu organımın biriyle, yani duyma organımla algıladığıma göre ses nedir burada? Somut bir isimdir. Ama ne var burada? Bakın, rüya. Çok karıştırılan kelimelerden bir tanesi. Şimdi rüya nedir? Soyut bir isimdir. Biz böyle diyoruz, öğrenci diyor ki ama hocam görüyoruz.
Evet, doğru, rüyayı görüyorsunuz ama herkes aynı rüyayı görmez. Ayrıca rüya zihnimizin bize sergilediği, zihnimizin bize oluşturduğu bir durumdur. Dolayısıyla hayali bir durum olduğu için akıl yoluyla biz rüyanın varlığını algılıyoruz. Bu nedenle de rüyaya ne diyoruz? Soyut isim diyoruz. Bakalım, tat. Tatma, yani yediğimiz yiyeceklerin tadını ne yapıyoruz? Tatma duyumuzla algılamış oluyoruz. O zaman ben tat dediğim zaman bunu ne yapmış olurum? Somut isim yapmış olurum çünkü algılayabiliyorum. Peki düşünce dediğim zaman, bakın düşünce. Düşünceyi ben ne yapıyorum? Duyamıyorum, göremiyorum. Sadece akıl yoluyla varlığını bilmiş oluyorum. O zaman düşünce de nedir? Tabii ki soyut isimdir diyebiliriz. Bakın burada kocaman bir kalp var. Biz kalbi de bazen somut, bazen soyut anlamda da kullanabiliyoruz. Ben eğer insanın hayati organlarından biri olan kalp anlamında kullanıyorsam o zaman somut isim olur. Ama sevgi anlamında kullanıyorsam o zaman ne olur? Soyut isim olur. Biz cümlelerde kalp yerine bazen yürek de deriz. Mesela yürek dediğimizde yüreği bazen bu işi yapmak yürek ister diyerek cesaret anlamında da kullanabiliyoruz. Yani kalp, yani yürek, sevgi dışında cesaret anlamında da soyutlaşılabiliyor. Şimdi, evet, şöyle bir kuralımız var. Bir sözcük cümleye göre somut ya da soyut olabiliyor. Tıpkı az öncekiler gibi. Yani cümlede sözcüklerin kullanımı önemli demek ki. Yerine göre somut, yerine göre soyut olabiliyor. Bakalım. Örnek cümlemize bakalım. Otobüsler yeni açılan yoldan gidiyor. Bu cümlede yol kelimesine dikkat edelim. Yol burada somut mu soyut mu ona bakalım. Otobüslerin üzerinden gittiği yer, üzerinde yürülen, gidilen yer olarak düşündüğüm zaman burada yol ne olur? Somut isim olur. Ama şöyle kullanırsam, bu soruyu çözmenin birçok yolu var. Burada yöntem, metot anlamında kullandığım zaman ne yapmış olurum? Bakın aynı somut ismi burada soyut anlamda kullanılmış olurum ve bu ne olur? O zaman soyut isme dönüşmüş olur. Biz bunu önümüzdeki günlerde soyutlama ve somutlama şeklinde yine size anlatacağız. Şimdi devam edelim. Evet, örneklerle gelin 3 isim grubuna göre seçeceğimiz kelimelerle konumuzu pekiştirelim. Ne vardı? İsimleri 3'e ayırmıştık. Varlıklara verilişine göre, sayısına göre ve oluşuna göre. Şimdi evet bakalım ismimize. İstanbul. Şimdi İstanbul varlıklara verilişine göre nasıl isimdir? Özel isimdir. Çünkü ona ait o isim. Sayısına göre baktığım zaman tek, çoğul eki almamış. O zaman nedir? Tekil isimdir. Ve oluşuna göre İstanbul şehir var, biliyoruz, gidiyoruz, görüyoruz. O zaman nasıl isimdir? Tabii ki somut isimdir. Bir başka örneğe bakalım. Öğrenciler. Bakın kelimeye dikkat edin. Ler eki. İsme gelen larlar ekini gördüğünüz zaman unutmayın orada hep bir çoğulluk vardır. Bakalım varlıklara verilişine göre öğrenci özel midir, cins midir dersek cins isimdir. Çünkü kendi gibi olan bir topluluğun adını karşılar. Peki ler eki olduğuna göre, sayısına göre nasıl isimdir? Çoğul isimdir. Yine oluşuna göre baktığımız zaman öğrenci görebiliyoruz, duyabiliyoruz. O zaman nasıl isimdir? Tabii ki somut isimdir. Diğer örneğimize bakalım. Ordu, varlıklara verilişine göre nedir? Özel midir, cins midir dersek tabii ki cins isimdir. Yine sayısına göre baktığımız zaman birden fazla askerin içinde bulunduğu bir grubu karşıladığı için nedir? Topluluk ismidir. Ve oluşuna göre baktığım zaman da gözle görülebildiği için yine somut isimdir. Bir başka örneğimize bakalım. Nedir kelimemiz? Sevinç. Şimdi sevinç kelimesi verileşine göre baktığımda özel midir, cins midir dersem yine cins isimdir. Sayısına göre baktığım zaman tekil isimdir. Çünkü herhangi bir çoğul eki yok. Ve oluşuna göre baktığımda somut mudur, soyut mudur dersem hissedebildiğimiz için biz buna ne diyeceğiz? Soyut isimdir diyebileceğiz. Tabii burada hissedebildiğimiz için derken varlığını zihin yoluyla algılayabildiğimizi kastederek hissedebildiğimiz için sevinç içimizde yaşadığımız duygularımızdan bir tanesidir. Genellikle duygulara yönelik olan isimler soyut isim olarak da kabul edilir.
Şimdi bugünkü dersimizde ismin ne olduğunu, isimlerin varlıklara verilişine göre, varlıkların sayılarına göre, varlıkların oluşuna göre sınıflandırıldığını öğrendik. Artık bir metni okuduğunuzda isimleri kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.